Değerli dostlar, Düzce iline bağlı Samanları Şelalesi'nin yanındayız. Düzce'nin Beyköy beldesine bağlı Samandere köyündeki bu şelale, köye de adını veren bu şelale güzel bir tabiat harikası değerli dostlar. Bir dere boyunca oluşmuş olan şelaleler, dev kazanı denilen büyük bir çukurluk vesaire var. Burası Düzce otoyolundan yaklaşık 20 kilometre içeride yer alıyor. Düzce'ye merkezine 24 kilometre mesafede, Beyköy beldesine 15 kilometre mesafede. Orman içerisinden, dere kenarından buraya çıkılıyor. Yol biraz bozuktu. Selden dolayı yol heyelanlar görmüş. Fakat gerçekten güzel bir tabiat harikası. Şimdi bu şelale boyunca sizlere göstermeye çalışayım neler olduğunu. Oluşmuş olan bir şelaleyi buradan görmeye başladık. Evet, burada bir oluşmuş olan büyük şelaleyi görüyoruz. Merdivenlerle bu şekilde dikkatlice aşağı iniliyor. Burada şelaleden su üzerinize sıçrıyor. Suyun düştüğü yer. Aşağıya doğru devam ediyor. Aşağıda da büyük bir dev kazan oluşturuyor suyun dökülmesi. Çok dik bir merdivenden aşağıya ineceğiz. Bizi buraya getiren Zeynel Kaptanım. Zeynel Kaptanım, nasılsın? Evet, buradan da görüyoruz. Şimdi buradan bir daha aşağı ineceğim. Burada şelalenin oluşturduğu dev kazanı göreceğiz. Tekrar dik bir merdivenden aşağı iniyoruz. Aşağıda oluşmuş olan büyük bir dev kazanı var. Bu arada hani ağaçlar var. Sular damlıyor üstünüze. Güzel bir tabiat. Ve evet, burada şelalenin son kısmı döküldüğü yer büyük bir dev kazanı oluşturmuş durumda. Çok gürültülü bir şekilde akıyor. Suyun düştüğü yerde büyük bir dev kazanı dediğimiz oyuk oluşmuş vaziyette. Buradan da aşağıya doğru devam ediyor. Yine sular üstümüze damlıyor. Dere aşağı doğru devam ediyor. Tekrar yukarıdan ileriye doğru gidiş var. O tarafa doğru devam edelim. Evet, geriye dönüp baktık. Şimdi buradan ileriye doğru devam edelim. Özellikle tabiat severler için doğa harikası bir yer. Dışarıda hava sıcak, burası oldukça serin. Biraz zorlu bir parkur gerçi. Merdivenleri inip çıkmak. Evet. Şelalelerin arka tarafındayız. Buradan da suların süzülüşü, suların akışı, kayalarda suyun verdiği şekiller. Nehir bu şekilde coşkun akmaya devam ediyor. Küçük şelaleler de üstün olarak. Biz artık yukarı doğru çıkıp çıkışa doğru geçeceğiz. Evet değerli dostlar. Düzce'deki Samandere şelalesini sizlere tanıtmış oldum. Düzce, Beykoz beldesine bağlı Samandere köyü içerisindeki Samandere şelalesi bir tabiat anıtı.